Kayıp yaşadığımızdaki üzüntü, aşık olduğumuzdaki heyecan, sevdiğimiz birisine kavuşmanın verdiği sevinç, terk edildiğimizdeki kızgınlık ve hüzün, ailemizi kaybettiğimizde yaşadığımız acı. Normalde ilgimizi çekmeyen şeyler, bu olay başımıza gelince bize anlamlı gelmeye başlar. Şarkılar, şiirler daha anlamlı olmaya başlar. Filmlerde izlediğimiz bir hikaye, hayattaki tecrübemizi anımsattığında bizi daha fazla etkiler. Yani sanat aslında bizden kopuk, sadece belli bir zümreye ait bir şey değildir. Bizi sanata bağlayan şeyler duygularımızdır. Herkesin yaşadığı, olumlu ya da olumsuz olan duygular. Bir filmi, resmi, şarkıyı, şiiri her insan çok iyi anlamayabilir. Fakat onu çoğumuz belki de farkında olmadan hissederiz. Kendi hayatımızda ya da çevremizde mutlaka şahit olduğumuz tanıdık hislerdir bunlar. Yani sanat hayatın kendisidir, içindedir. Sanat olmazsa yaşadığımız ortak duyguları algılayıp, paylaşıp birbirimizi daha iyi anlayamayız. Bu yüzden sanat gereklidir ve herkes tarafından ya üretilmeli ya tüketilmeli ya da desteklenmelidir. Sadece senin doğrularını anlattığı için de değil, başkalarının doğrusunu anlamak, empati kurmak için de gereklidir.